Bugün Bali'de ilk günüm. Balili teyze geldi. Şöyle bir adanın çevresinde keşfe çıkacağım. Soslu moslu bir şey, değişik. Deniz yosunu aromalı Lay's. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Bali'de Uluwatu civarlarında kaldığım oteldeyim. Şöyle göstermek istiyorum size etrafı. Gayet güzel, şık bir otel. İsmi Mule Malu. İlk gece burada kaldım. Çünkü havaalanına yakın diye, ama havaalanından buraya ulaşmak 45 dakika sürdü. Bayağı uzun sürdü çünkü vardığım saatler akşamüstü saatler civarı, oldukça yoğun trafik vardı. Şimdi otelden çıktım. Buradan birazdan Nusa Lembongan adasına gitmek için feribota bineceğim. Kaldığım oda. Şimdi odadan çıkıyorum. Şu anahtarı da alayım. Nusa Lembongan adasına geçeceğim buradan. 5-6 tane dalış yapacağım. 2 gün boyunca manta balığını görmek için çok uygun bir yer. Ben de o yüzden Nusa Lembongan'da da dalmayı tercih ettim. Yani Bali adasının biraz daha dışında. Birazdan adaya doğru yola çıkacağız. Serangan limanından Nusa Lembongan'a gitmek için şu arkamda görmüş olduğunuz feribota binmek üzereyim. Buradan yaklaşık yarım saatlik bir yolculuk sonunda Nusa Lembongan'a varacağız. Şu anda otele geldim. Otelimiz hazır değilmiş. Biraz erken geldiğim için otelin ön kısmında bekliyorum. Şöyle göstermek istiyorum size etrafı. İnanılmaz güzel bir mimarisi var. Çok şık yapmışlar otelin ön kısmını. Fotoğraf çekilmesi bir yer. Fotojenik her köşesi. Fotojenik her köşesi düşünülmüş. Şu lambalar zaten odayı bitiriyor. Gece düşünemiyorum ben ne kadar güzel olacağını. Otelin adı Indiana Kenanga, Nusa Lembongan adasında. Burada 3 gece kalacağız. Burayı dalış okuluna yakın olduğu için aldım. Hem de ayrıca şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet yeşil bir manzarası var. Bali'de din Bali Hinduizmi ve Bali Hinduizminde tanrılarına böyle adak adıyorlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunları böyle çok da yoğun geçilen yerlere koyabiliyorlar. Yerde duruyor bu. Bunun etrafında tütsüler yanıyor. Yani üstüne de basmamak için itina gösteriyorum, ama bir tanesinin üstüne bastım az önce. Ama yapacak bir şey yok. Bunları yani balkonda, saksıların içinde, evlerin girişinde veya böyle yol ortasında görebiliyorsunuz. Bunu her sabah bu şekilde çiçeklerle ve muz yaprağıyla şu hale getirip etrafında tütsüler yapıyorlar ve bunu her sabah yapıyorlar düzenli olarak. Ayrıca yemek yemeden önce de böyle bir ritüelleri var. Yemek yemeden önce de önce tanrılarına, artık inandıklarına bunu sunuyorlar. Daha sonra da kendileri yemek yemeye başlıyorlar. Şöyle de otelin bar kısmı. Ben de birazdan bir şeyler içeceğim. Daha sonra da odama doğru hareket edeceğim. Kaldığım otelden çıkıyorum. Birazdan buradan motosiklet kiralayıp adanın etrafında bir yürüyüş yapacağım. Bakalım motosiklet kiraları ne kadar? Burada sağa sola ulaşım genelde motosikletle sağlanıyor. Ada etrafında. Buraya gelirken de gösterdim zaten, bir sürü motosikletle gezen insan vardı. Şimdi şöyle bir adanın çevresinde keşfe çıkacağım. Bakalım ne var ne yok. Yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağım. So we're gonna rent a motorbike for 3 days. For today, tomorrow and one more day after that. How much is it per day? The price of a scooter is 100,000 per day. 100,000 per day. 100,000 Endonezya rupisi, yani yaklaşık 9 dolar. Yok pardon, yanlış söylüyorum. 14'e bölmemiz gerekiyor. Yaklaşık 7 dolar, 7,5 dolar fiyatı. Let's go have a look at the scooter now. Okay. Motosikleti kiraladım. Şu görmüş olduğunuz scooter'la buraya geldim. Yolda geçerken, şöyle adanın etrafında dolaşırken böyle bir tapınağın önüne geldim. Gerçekten ilginç. Önünde şu görmüş olduğunuz adaklardan var. Normalde tapınağa girerken şöyle görmüş olduğunuz gibi erkeklerde, kızlarda da şort giymesi yasak. Yani sarong adını verdikleri bir tür etekle kapatarak girmeniz gerekiyor. Şort ve bel aşağısında bacakların görünmemesi gerekiyor tapınaklara girmek için. Şu anda Nusa Lembongan'da
Bir tane markete geldim. Burada fiyatları soracağım. Market nasıl? Burada her yerde Warung adı verilen restoranlar var. Warung denilen şey de muz yaprağında sunulan haşlanmış veya kızarmış tavuk, balık veya bir et ürünü. Yanında da pilav şekilde sunulan bir yemek. Bunun adı Warung. Burada değişik meyveler var. Şu dragon fruit. This is dragon fruit. How much is the dragon fruit? 20 each. Tanesi 20 rupi arkadaşlar bunun. 20 rupi 1,5 dolara denk geliyor. What's this one? 3,000. What's the name of the fruit? Snake fruit. Snake fruit? Yeah, snake fruit. Yılan meyvesi arkadaşlar. Hayatımda ilk defa görüyorum. How does it taste? Sweet? Yeah. Very sweet. Good. Can I taste one of them? Of one. Bir tanesini deneyeceğim bakalım. Yılan meyvesi. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Does it taste like durian? Durian, no. Sweet? Yeah. For you? Okay, thank you very much. You. Yılan meyvesi hayatımda ilk defa yiyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. What's that? One and only thing. That's not very good. Yeah, no. It's very good. Hello. Yeah. Tadı ayva. Yani ayvanın biraz daha tatlı hali. Aynı ayvadaki gibi ağzınızı kurutuyor. Ayvadaki gibi kıvamı var. Değişik bir meyve. Yılan meyvesiymiş adı. Ben de ilk defa yiyorum hayatımda. How much? 30 pieces 10,000. Oh, 30 pieces. One? One fruit. One fruit? Five. Okay. For tanesi? You. Okay. For you. Okay, thank you. Bana 30 sente bıraktı tanesini. Sağ olsun. Denemek için. Adının yılan meyvesi olmasının sebebi şu dışında görmüş olduğunuz kabuğundan dolayı. Kabuğu aynı yılan kabuğu gibi. No good. Ne? Tumase. It's very good. Obviously, this is trash can? Oh. Just saw it. Okay. Meyvelerin tadına baktık. Şöyle size içeceklerden bahsetmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz Bintan, Endonezya'nın birası. How much is one Bintan? This one. 25. 25 rupiya. Yani ne kadar yapıyor? Yaklaşık 2 dolar gibi bir fiyatı var. Şimdi burada da cipsler var. Atıştırmalıklar var. Bunlar çok güzel duruyor. Böyle kavrulmuş fıstıklar falan gibi. Bayağı bir soslu moslu bir şey, değişik. Is this spicy? Yes. Yeah, really spicy. 15 rupi bunun fiyatı. Yani 1 dolar yapıyor. Aslında normal fiyat olarak. Burada bir sürü değişik bisküviler var. Geçiyoruz burada kompleks atıştırmalıklar. Yine değişik cipsler var. Şöyle göstereyim size. Endonezya cipsi. Bütün bu rafın tamamı. Şimdi buradaki cipslerin de bir fiyatına bakmak istiyorum. Rasa aslı. Aslı tadında. What's this one? What's aslı? Aslı. Original like Ruffles. Yes. Ruffles gibiymiş tadı. Bunun fiyatı 15 rupiya, yani 1 dolara yakın bir fiyatı var. 1 doların biraz üstünde. Burada peynirli var. Bu da çok güzel duruyor. Rasa rumput dedikleri deniz yosunu. Deniz yosunu aromalı Lay's var burada. Hayatımda da ilk defa görüyorum. Yani şimdi her şeyin tadına bakmaya kalkırsam mide fesatı geçireceğim büyük ihtimal. O yüzden bir tanesini alacağım. Onun tadına bakacağım. Cipslerden. Şöyle size bu büyüklerin fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Büyüğü de 25 rupiya, yani 1,5 dolar, 1,5-2 dolar civarında denk geliyor. Aşağıda çok ilginç şöyle bir şey var. Cheese? Margarine. Butter margarine? Yes. Oh, okay. Bulasım hani burada da bal var. Böyle bir bakkal, yani etrafta bir bakkalda bulabileceğiniz ne varsa var. Burada mesela çitatolar var. Çitatolar çok güzel duruyor. Çitato good. Yeah, çitato my favorite. I think I tried it once. I loved it. Çitato'nun beeflisi var. 15 rupiya. Bir de şurada tavuk aromalı var. Hop, bir taneyi düşürdük. Şurada tavuklu var bir tane. Onu alacağım. Bunu denedim daha önce. Çok güzeldi. Tavuklu çitato. Sigaralar var. Lucky Strike. How much is the cigarettes? Tanesi 2 dolar. Paketin tanesi 2 dolar. Yani yaklaşık Türk lirasına çevirdiğinizde 12-11 lira civarı bir şey yapıyor. Bread? How much is the bread? 15. 15?
Tanesi şöyle bir ekmeğin, tanesi de 15 rupiye yani 1 dolar. Bu fıstık, fıstıklı aldım. Bir tane tavuklu var. Şöyle göstereyim, bir tane de biftek aromalı var. 3 tane. Slaye rupiye. Rupiye 45. Okay. 45 peso arkadaşlar, 3 tanesi 45 rupiye. Ne kadar yapıyor? Yaklaşık 3 dolar yapıyor. Marketten şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane cips aldık. 45 peso tuttu. 45 rupiye tuttu. Fiyatı yaklaşık 3 dolar. Suksuma. Suksuma. Market alışverişimiz bu kadardı. Bakalım bizi bir sonraki noktamızda neler bekliyor. Thank you very much. Thank you. Şu anda Musa Lembongan'da sokakta satılan yemeklerden bir tanesini denemek istiyorum. What was the name of this? Pandal? Yeah. Pandal adı verilen bir yemek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu sağdaki görmüş olduğunuz tavuk, soldaki de, uzaktaki de tofu. Yes. Chicken tofu. And tofu, right? Yes. Okay. Okay, so we wanna have one. How much is it? 20,000. Tanesi 20,000 peso, 20,000 rupiye, yani 1,5 dolar falan yapıyor. Let's have one. Okay, spicy. Yes, spicy. Soslardan. Chicken, mostly chicken. Okay. Tavuklardan koyuyor. Not so much soup. It's okay. Good. Birazdan karıştırıp tadına bakacağım. Şöyle karıştırıyorum yerini. Çorba suyu iyice karışsın. Balili teyze geldi. Bu da bir tane alacak. Yani bunlar burada yaşayan insanların yediği yemekler. Herhalde yeterince karıştı. Şu anda bir tadına bakacağım. Şöyle bir alayım. Of. Bayağı bir acılı. Ama inanılmaz bir tadı var. Ya böyle içtikçe açan çorbalar olur ya, aynen onun gibi. İçtikçe böyle genizimiz açılır, aynen öyle. Kışın içilecek bir çorba. Hakikaten bayağı lezzetli. Şu üstünde görmüş olduğunuz da tavuk. Pantal. 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 Bali'ye gelirseniz pantal deneyin. İnanılmaz lezzetli bir çorba. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hele hasta olursanız veya sarhoş olursanız şundan için hiçbir şeyiniz kalmaz. Hakikaten inanılmaz bir tadı var. Teyze de torbada. Ben burbandal ya. Yarım porsiyon oluyor herhalde. Torbada da. Asi kali lima ribu ni tu langganang. Kuda langgan. Ben de birazdan şu çorbayı bitireceğim. Fazla ayak altında durmayayım. Daha sonra yoluma devam edeceğim. Musa Lembongan adasında gün batımı. Çok alçak bir gelgit takıntısı var. Şu anda dalgalar çok düşük seviyede. O yüzden bir sürü kayalık yosun piyasaya çıkmış vaziyette. Ama gün batımı inanılmaz. Güzel bir gün geçirdim. Şimdilik bu manzarayla günü sonlandırıyoruz. Musa Lembongan adasındaki şu ana kadarki izlenimim Bali'ye kıyasla gerçekten daha sakin. Ama yine de kalabalık, yine de fazla turist var adada. Yarın belki de hayatımda ilk defa mantalarla yüzeceğim. Çok heyecanlıyım. Musa Lembongan adasından şu muhteşem gün batımıyla bugünü sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.